Windows 11 2021 yılının sonlarında, belki de 2022 yılının başlarında çıkması planlanıyor. Daha önce Windows 7, Windows 8 işletim sistemi kullananlar Windows 10'a geçerken ücretsiz faydalanmıştı. Aynı yöntemi kullanarak Windows 10'dan da Windows 11'e yükseltme yaparak ücretsiz bir şekilde faydalanacağız. Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri artık desteklenmiyor. Yani bu ücretsiz yükseltmeden sadece orijinal bir Windows 10 işletim sistemine sahip olanlar faydalanacak. Windows 11'i bilgisayarımız çalıştırır mı? Donanımlar yeterli mi? Ne gibi sistem özellikleri gerekiyor? Ve Windows 11'i bilgisayara yükleyebilmek için neler yapmamız gerek? Bu rehber tam size göre. Hazırsak başlayalım. Windows 11'in bu ücretsiz yükseltmesinden faydalanabilmek için neler yapmamız gerek? İlk olarak internet tarayıcımızı açalım. Microsoft'un resmi internet sitesine giriş yapacağız. Windows 11 adına zaten bir bölüm oluşturuldu. Microsoft bu sayfada Windows 11 hakkında detaylara yer veriyor. Sizler de Microsoft'un resmi internet sitesine girip bu bilgileri oradan da takip edebilirsiniz. Windows 11'in dağıtılmaya başlayacağı zaman bilgisayarımızın bundan faydalanabilmesi için yapmamız gerekenler var. Bilgisayarımızın uyumluluğunu denetleyebilmek için bir program yüklememiz gerekiyor. Bahsettiğim programı buradan indiriyoruz. Daha sonra indirdiğimiz bu dosyayı çalıştıralım. Okusak da okumasak da mecburen sözleşmeyi kabul ediyoruz çünkü yapmamız zorunlu. Yükle deyip devam ediyorum. Çok kısa bir program, hemen yükleniyor zaten. Masa üstüne kısa yolumuzu da ekle diyelim. Evet, program artık açıldı. Açılan bu bölümde bilgisayarımızı önce denetleyeceğiz. Şu an benim kullandığım bilgisayar 16 GB RAM, 250 GB bir SSD'ye sahip ve henüz 1 yaşında. Bakalım bu yükseltmeden bilgisayarım faydalanabilecek mi? Denetleme sürüyor. Bu bilgisayar Windows 11'i çalıştırabilir ifadesini gördük. Şayet siz kontrol ettiğiniz ve bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatası aldıysanız, şimdi neler yapmamız gerek, onlara birlikte bakalım. Bu sorunun iki tane nedeni var. Birincisi donanımlarınız yetersiz, ikincisi TPM yani güvenilir platform modülü kapalı veya sisteminizde hiç yok. İlk seçenekte yani donanımlardan başlayalım. Microsoft'un sitesine giriyoruz. Burada Windows 11 hakkında gerekli sistem özellikleri var. İlk sırada işlemci. İşlemcinin 1 GHz veya daha hızlı, aynı zamanda bu işlemcinin 2 veya daha çok çekirdekli olması gerek. Birinci şart bu. Hemen kontrol edelim. Masa üstünde bilgisayar simgesine ters tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Burada işlemcimizi görüyoruz. Benim kullandığım işlemci AMD Ryzen 3600, 6 çekirdekli ve 3.6 GHz. Yani fazlasıyla yetiyor. Bir de bir yaptık. İkinci seçenekte 4 GB'lık bir RAM'e ihtiyaç duyuyor. Onu da hemen kontrol edelim. Şu anda bilgisayarda takılı 16 GB'lık bir RAM var. Yani ikinci özellikte karşılıyor. 2'de 2 yaptık. Devam ediyoruz. Üçüncü seçenek depolama alanı. 64 GB veya daha yukarı bir hard disk istiyor. Onu da yine hemen bilgisayarımızdan kontrol edelim. Şu an benim sistemimde takılı iki tane hard disk var. İkisinde de yeterli alan mevcut. 3'te 3 yaptık. Diğer bir sistem gereksinimine geçelim. Sistem üretici yazılımı UEF olması, güvenli ön yükleme özellikli. Yani güvenli ön yükleme olarak bahsettiği burada anakartların BIOS ayarlarında bulunan Secure Boot özelliği. Kullandığınız bilgisayarın ayarlarına göre ilk olarak BIOS'a gireceğiz. Şu anda bu işlemleri yaptığım bilgisayarda Asus B551 anakart var. Bilgisayarımı yeniden başlatıp F2 tuşuyla BIOS ayarlarına giriyorum. Anakartın BIOS bölümüne girince bot ayarlarından Secure Boot bölümüne giriyoruz. Secure Boot özelliği şu anda aktif durumda ve anakartın BIOS yazılımı da UEF olarak gözüküyor. Bu özellikler de tamam. Şu an 4'te 4 yaptık. Microsoft'un istediği diğer bir seçeneğe geçiyoruz. Güvenilir platform modülü TPM sürüm 2.0. Windows 11 ile gelen bu TPM güvenlik platform modülü bilgisayarımızda var mı yok mu şimdi ona bakalım. Ben size göstermek için masaüstü klavyesini kullanacağım. Siz bunu uygulamanıza gerek yok. Kendi klavyenizden de yapabilirsiniz. Klavyeden Windows R tuşuna basıp Enter diyoruz. Karşımıza küçük bir pencere çıkacak. Buraya tpm.msc yazıp Enter deyip kontrol ediyoruz.
Şayet böyle bir ekran karşınıza çıkarsa bilgisayarınızda TPM güvenlik kontrolü bulunmuyor veya BIOS'ta aktif değil ya da yönetici izniniz yok demek oluyor. Haliyle bu özellik olmadığı için veya kapalı olduğu için bilgisayarımızı Windows 11'e yükseltemiyoruz. Şimdi bu sorunu çözeceğiz. Genelde anakartlarda bu özellik kapalıdır. BIOS'tan açmamız gerek. Yine bilgisayarımızı yeniden başlatıp F2 tuşuyla BIOS ayarlarına giriyoruz. AMD bir sistem kullanıyorsanız BIOS'a girince Advanced ayarlarında en üstte bulunan FTPM konfigürasyon bölümü var. Gördüğünüz gibi şu anda Disable durumda. Bunu Enable yapıyoruz. Daha sonra kaydedip BIOS'tan çıkıyoruz. Hepsi bu kadar. Bilgisayar yeniden başladığında Windows R tuşuna basıp Enter diyoruz. Karşımıza küçük bir pencere çıkacak. Buraya tpm.msc'ye yazıp tamam diyoruz. Açılan sayfada artık TPM hazır durumda. Bu sorunu da böylece çözmüş olduk. Diğer donanım gereksinimlerine kaldığımız yerden devam edelim. Grafik kartı. Windows Driver Disable Mode 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu demiş. Bunu kontrol etmek için masa üstünden arama bölümüne DXDAC yazıp Enter diyoruz. Bilgisayar hakkında tüm bilgileri bu programda görebilirsiniz. DirectX 12, bu tamam. Windows Driver Disable Mode ayarını görmek için ise üstte bulunan ekran sekmesine basıyoruz. Burada da ekran kartı hakkında bilgiler karşımıza çıkıyor. Bizden ne istiyordu? Sürücünün 2.0 olması, bizde ise 2.7 var. Bu da tamam. Şimdi diğerine bakalım. Ekran çözünürlüğü, bunun için de 720p bir ekran ve renk kanalı başına 8 bit istiyor. Onu da kontrol edelim. Masa üstüne gelip fareye ters tıklıyoruz. Burada görüntü ayarları, karşımıza monitör bölümü açılacak. Alt tarafta gelişmiş görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Monitör bilgileri karşımızda. 8 bit ve 1920'ye 1080. Bu da tamam. Ve son olarak internet bağlantısı ve Microsoft hesapları. Bunların hepsi tamam. Zaten daha önce bahsetmiştim. Mutlaka bilgisayarda Microsoft hesabı ile oturum açmış olmanız gerekmekte. Şu an tüm donanım gereksinimleri tamam. Gerekli ayarları da yaptık. Şimdi sistem durumu denetimi programını yeniden açıp kontrol edelim. Ve işte oldu. Daha önce bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz yazıyordu. Gerekli ayarları yapınca bu bilgisayar Windows 11'i çalıştırılabilir ifadesini gördük. Anlaşılan o ki yeni nesil bilgisayarlarda, yeni nesil donanımlarda ve orijinal bir Windows işletim sistemine sahipseniz bu yılın sonunda ya da 2022 yılının başında çıkacak olan Windows 11'in ücretsiz yükselmesinden benim gibi sizler de faydalanabilirsiniz. Şayet kullandığınız bilgisayar veya laptop eski sürüm ise maalesef bu ücretsiz yükseltmeden faydalanamayacaksınız. Çünkü bu program yani TPM izin vermediği takdirde bu yükseltme bilgisayarınızda aktif olmayacak ve ücretsiz Windows 11'e sahip olamayacaksınız. Microsoft'un bu yeni sistemde getirdiği en büyük yenilik ve kullanıcılar için ise en kötü özellik maalesef bu. Çünkü bu özellik çoğu sistemde maalesef yok. AMD Ryzen işlemcilerin tamamında ve Intel'in 8. nesil ve daha üzeri olan işlemcilerinde bulunuyor. Yeni nesil anakartlarda ise BIOS üzerinden biraz önce yapmış olduğum bu ayarları yaptığınız takdirde TPM özelliği aktif hale geliyor. Haliyle ya yeni bir bilgisayar alacaksınız ya da anakartınızı yenilemek zorunda kalacaksınız. Tabii Windows 11'i kullanmak istiyorsanız. Şunu da belirtmek istiyorum. 2025 yılına kadar Windows 10'un Microsoft tarafından desteği devam edecek. Ben Windows 11 konusunda Asus'la iletişime geçtim. Onlar da çalışmalara başlamış. İleriki dönemde yeni gelişmeler olacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Evet, elimden geldiği kadar Windows 11'den nasıl faydalanacağız, neler yapmamız gerekiyor, bununla alakalı sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.